Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam onun kumanda masasında Yusuf Özbakır görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Afak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Allah-u Teala razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemize razı olsun. Amin. İnşallah. Her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılmasını nasip ve müyesser eylesin ve feyzinden de hepimizi istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amin. İnşallah. Amin. İnşallah. Tabii şu anda bizi dinleme zahmetinde olan dinleyicilerimizin kimisinin hastası vardır. Cenab-ı Hak hastalarına acil şifalar ihsan eylesin. Amin. Kimisinin borcu vardır. Cenab-ı Hak eda nasip etsin. Amin. Kimisinin sıkıntısı vardır. Cenab-ı Hak hayra tebdil etsin. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Amin. Evladından, anasından, babasından, kocasından, hanımından neyse sıkıntıda olanların da sıkıntılarını Cenab-ı Hak ankari bir zaman hayra tebdil eder inşallah Teala. İnşallah. Diyoruz ve hemen konumuza da giriyoruz. Efendim bu geceki TGRT FM'de gönül programında cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gecede iman eden sonsuz saadete erer. Gönül programımızın konusu bu. İman eden sonsuz saadete erer. Mahiyet itibariyle hani bu başlığı verdik ama işte iman, mümin, ondan sonra mümin olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra yapılması gereken, inanılması gereken nelerdir? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından derlediklerimizi dinleyicilerimize nakletmeye çalışacağız inşallah Teala. Hem imanın birçok tarifleri var. Yapılmış. Mesela bir tariflerden birisi de iman korkusuz olmak. İslam ise teslim olmak ve kurtulmak anlamındadır buyuruluyor. Bazen İslamiyet ve iman kelimesi aynı anlamda da kullanılabilir. Mümindir, Müslümandır diyoruz mesela. Mümin iman kökünden geliyor, Müslüman İslam kökünden geliyor. Muhammed Aleyhisselam'ın Allahu Teala'dan vahiy olarak getirdiği haberlerin hepsine kalp ile inanma iman denir veya İslam da denir buyuruluyor. İkisi de birbirinin yerine de kullanılabiliyor. Evet. Bu haberler kısaltılarak 6 şeyin içine yerleştirilmiş. Bu 6 şeye inanan hepsine inanmış olur. Bu nedir bu 6 şey? İşte Amentü duası var ya efendim. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve levmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah Teala. Bunun içerisinde yerleştiriverilmiş. Her Müslümanın bu sebepten dolayı Amenti'yi ezberlemesi, çocuklarını ezberletip manasını öğrenmesi farzdır. Peki iman olmazsa? İman olmayan bir kimse ibadet etmiş olsa o ibadetin bir kıymeti olmaz ki. Mesela iman etmemiş ama içki kullanmıyor. İman etmemiş domuz eti yemiyor. İman etmemiş yalan söylemiyor. İman etmemiş gıybet etmiyor. Evet bu hasletler güzel hasletler. Ama onu kurtarmaz. Ahirette kurtarmaz. Bir işe yaramaz o. Bu dünyada faydası olur. Dünyada faydasını görür. Yani yalan söylemediği için, gıybet etmediği için, suizan etmediği için, domuz eti yemediği için, içki içmediği için, yalan gıybetten sakındığı için insanlar indinde itibarlı olur. Güvenilir kimse olur. Ve karşılığını dünyada alır. Ahirette iman olmazsa bunların faydası olmaz. Dolayısıyla ibadetlerin ecir ve ücreti olabilmesi, yani onlara bir karşılık verilebilmesi için mutlaka iman şart mı? Evet, mutlaka iman şart. Amentü bildirilen Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şerifteki bildirilen bu bilgilere inanan kimse mümin denir veya Müslüman denir. Peki ibadetleri yapma, haramlardan kaçınma verilen isim İslamiyet'e uymak denir buyuruyor. İslamiyet'e uyan Müslümana, yani haramlardan sakınıyor, itikadı düzgün, farzları yapıyor, emirleri yapıyor, böyle kimseye salih ve adil denir. Peki Eshab-ı Kiram'ın, yani Eshab-ı Kiram kim? Eshab Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam arkadaşları. Peygamber Efendimiz'i Müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlar. Sayıları 124 binden fazladır deniyor. Eshab-ı Kiram'ın hepsi adil, salih mümindiler. Ya onlar gibiler yok. Sonraki gelen evliyanın derecesine kadar yüksek olursa olsun Eshab-ı Kiram'ın derecesine hiçbir müminin derecesi ulaşamaz. Müminin değil, evliyanın derecesi ulaşamaz. Yani sonraki gelen evliyanın derecesi ne kadar yüksek olursa olsun Eshab-ı Kiram'ın en alt derecedekinin derecesine ulaşamaz. Hatta
Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin diye naklediliyor. Yoksa Abdullah Mübarek Hazretlerinin sözü diye naklediliyor kitaplarda. İşte Hazreti Muaviye mi yoksa Ömer bin Abdülaziz mi? Hangisi daha üstün? Cevabında buyuruyor ki Hazreti Muaviye Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam yanında giderken atının burnuna gelen toz, bak Hazreti Muaviye değil, Hazreti Muaviye'nin bindiği at da değil, Hazreti Muaviye'nin bindiği atın burnuna gelen toz Ömer bin Abdülaziz'den kat kat daha yüksektir. Çünkü Ömer bin Abdülaziz Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin kızı tarafından torunudur. İkinci Ömer namıyla maruftur. Adaletiyle her tarafa aynı şekilde şenlendiren bir zattır. Çok mübarek bir zattır. Çok yüksek bir zattır. Ama eshab-ı kiram değildir. Dolayısıyla onların derecesi şanı yüksek midir? Elbette. Dolayısıyla eshab-ı kiramın hepsi adildir, salihtir ve adil, salih, mümin olarak itikad etmemiz gerekir. Peki bazısı iman etmiştir ama tembellik ediyor, İslamiyet'e uymuyor. Bunlara ne denir? Günah işliyor mesela, fasık denir. Fasık da Müslümandır. Yani günah işleyenin ve ibadet yapmayanın imanı gitmez. Çünkü ehl-i sünnet itikadında amel imandan cüz değildir. Yapılan ibadetler imandan değildir. Yalnız Bahattin Bey bir şeyde ittifak etmemiş ehl-i sünnet alimleri. İttifak etmedikleri nedir? O da namaz konusudur. Amel imandan cüz değildir, bir parça değildir. Yani bir kimse içki içse, kumar oynasa, zina etse, büyüklerini sayıyoruz biz. Kafir olur mu? Hayır buyuruluyor. Peki namaz kılmazsa? O konuda ittifak etmemişler namaz konusunda. Mesela Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi müştehit alimlerden bazıları bir kimse namaz vakti girince namaz kılmazsa, kılmak istemezse, namaz kılmadığı için üzülmezse bu kimsenin imanı gider, kafir olur buyuruyor. Ve bu kimse Müslüman mezarlığına bile gömülmez. Tabii o halde ölürse. Peki tövbe ederse yine Müslümandır tabii. O halden tövbe etmediği müddetçe Müslüman değildir. Çünkü mesela bu alimlerin dayandığı hadis-i şerifler var. Es-salatu imadid din. Namaz dinin direğidir. Ve mümin namaz kılar, mümin olmayan namaz kılmaz hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifler mesnet olarak, hüccet olarak, delil olarak almışlar. Ve buyuruluyor ki bu hadis-i şerifte böyle bildiriliyor. Dolayısıyla namazda ittifak yok. Ama ehl-i sünnet itikadına göre amel imandan cüz değildir. Fakat bütün buna rağmen ibadet yapmaya ehemmiyet vermezse, Allah-u Teala'nın haram ettiği günah olarak bildirdiği şeylere ehemmiyet vermezse, yani İslamiyet'e kıymet vermeyenin, İslamiyet'in hükümlerinden bir tanesini bile beğenmeyenin de imanı gider. İman olmayana, yani Müslüman olmayana ne denir? Kafir denir buyuruyor. Ehl-i sünnet itikadında olmayan, ehl-i sünnet mezhebinde olmayana da mezhepsiz denir. Mezhepsiz de ya sapıktır veya kafirdir. Kadızade Ahmet Efendi bir gibi vasiyetnamesi kitabını şerh ederken buyuruyor ki Allah-u Teala'nın yeryüzünde insandan peygamberleri olduğuna inanırız. Peygamberlerin hepsi Allah-u Teala'nın onlara vahyettiği yani melekle bildirdiği ahkamı yani emirleri ve yasakları kendi zamanında bulunan insanlara bildirmişlerdir. Bu insanlar o peygamberin ümmetiydiler. Peygamberlere inananlara ümmeti icabet denir. İnanmayanlara ümmeti davet denir. Peygamberlerin en sonra geleni Muhammed Aleyhisselam'dır. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Dünyanın her yerinde, her zamanda bulunan insanların hepsinin ve cinnilerin peygamberidir. Hepsinin ona inanmaları lazımdır. Şimdi dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdi ve kendisine peygamber olduğu bildirip tebliğe başladıktan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inananlar Peygamber Efendimiz'in ümmeti, ümmeti icabet oldu. Peki inanmayanlar da ümmeti davet oldu. Yani onları davet ediyor. O kabul etmezse kafir olur, cehenneme gider. Peygamberlerin de yeni bir din getiren peygambere Resul denir. Bunlar bin senede bir gelir. Daha önce gönderilmiş bir Resul'ün dinine uymaya çağıran peygambere ise Nebi denir. Her Resul Nebi'dir. Her Nebi Resul değildir. Resullerin sayısı 313 diyenler olmuştur. Peygamberlerin hepsi kesin, delil ile belli değildir. 124 bin olduklarını bildiren hadis-i şerif haber-i vahittir. Yani tek bir kişi tarafından haber verilmiştir. Bir kişinin bildirdiği hadis sahih olsa bile zan ifade eder. Bunun için sayılarını söylememek daha iyidir.
Muhammed Masum Faruki Kuddüses Ruh mektubatında Emali Kasidesinde Berika, Akaid-i Nesefiye ve Hadika kitaplarında buyuruyor ki peygamberlerin sayısını söylemek peygamber olmayanı peygamber yapmak veya peygamberi peygamber tanımamak olabilir. Bu ise küfürdür. Çünkü peygamberlerden birini tanımamak hiçbirine inanmamak demek olduğu bütün kitaplarda yazılıdır. Yine Emali Kasidesinin şerhinde ve Berika'da hiçbir veli peygamber derecesine varamaz. Peygamberi tahkir yani hafife almak, hakaret etmek küfürdür. Yani Allah-u Teala korusun imanı götürür ve dalalettir. Bu Pakistanlı bir Mevdudi vardı. Bunun bir İslam medeniyeti kitabı var. Fatır suresinin 24. ayeti kerimesine hiçbir ümmet müstesna olmamak üzere içinde bir korkutucu peygamber gelmiştir manasını vererek her ümmete bir peygamber gelmiştir. 124 bin peygamber gelmiştir. Hadisi bunu teyit etmektedir. Geçmiş peygamberlerden nispeten bilinenler vardır. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Konfüçyüs, Serdüş, Krişna gibilerinin vatanlarını bile bilmek mümkündür. Hayda adam Konfüçyüs'ü, Zerdüşt'ü, Krişna'yı peygamber yaptı çıktı. Allah saklasın ha. Bu mevduydu. Mezhep evet. Sizin tekidir. Evet. Hacı Ceddi bunlar ehl-i sünnettir. Her biri kendi kavimlerine gönderilmişlerdir. Bundan hiçbiri benim risaletim bütün alem içindir dememiştir yazıyor. Bu ayet-i kerimedeki korkutucunun yalnız peygamber olmayı, peygamber veya alimler olduğu Beydavi'de ve Mevakif'te birçok tefsirlerde yazılıdır. Ayet-i kerime verdiği yanlış manayı da zayıf bir hadis ile sağlamlamaya çalışmaktadır. Bu zayıf hadisi İslam alimlerinin hiçbiri senet olarak almamıştır. Güya kurnazlık yaparak Konfüçyüs, Zertüş ve Krişna gibi kafirlerin de peygamber olduklarını gençlere inandırmaya çalışmaktadır. Bütün batıl dinler Allah-u Teala'nın peygamberler ile bildirdiği hak dinlerin bozulmasından hasıl oldular gibi milattan 479 sene önce ölen Konfüçyüs de Çin'de eski hak dinlerden kalmış olan tapınmak fikirlerini ve iyi huyları övdüğünden ölümünden sonra felsefesi mezhep haline almıştır. Mezhebini bildiren çeşitli dillerde kitaplar vardır. Bu kitapta semavi dinlerin hepsinde bulunan imanın altı şartı görülmediği gibi küfrünü gösteren sözleri de çoktur. Küfrü açıkta olan birisine Müslüman denemez. Nerede kaldı ki peygamber denilebilsin? Krişna da Hint, Brahman kafirlerin eski tanrılarındandır. Önce bu isimdeki bir ırmağa taparlardı, sonra uzun hikayeleri olan bu adama da tapındılar. Berika kitabında bu konuda deniyor ki peygamberlerin adedi kesin olarak belli değildir. Çünkü 124 bin veya 224 bin olduğunu bildiren hadis-i şerifi bir kişi haber vermiştir. Bu hadisin sahih olup olmadığı da bilinmiyor. Peygamberlerin sayısı kesin olarak söylenirse peygamber olmayanlar peygamber yapılmış olur. Yahut peygamberlerden birkaçı inkar edilmiş olur. Bunun ikisi de küfür olur. Bu hadis sahih olsa bile zan hasıl eder. İman edilecek şeylerde zan ile konuşulmaz. Hele böyle iki türlü bildirilmiş ise hiç kıymet verilmez buyuruluyor Berika kitabında da. Hani zamanımızda da var böyle Mevdudi gibi. Efendim işte daha önce yaşamış böyle Buda veyahut da aynı şekilde ne bileyim ben Konfüçyüs, Zerdüşt, Krişna. Bunları böyle bunlar da işte peygamberlerdir gibi falan Allah saklasın. Çünkü hakkında kesin delil olmadan bunları söylemek yanlıştır. Niye bu kadar ısrarla durmuş ehl-i sünnet alimleri? Çünkü Bahattin Bey iman konusu hassastır. Mesela ibadetlerde bir kimse zanla hareket edebilir ve kurtarır. İbadetlerde zanlı galip esastır. Ama imanda zan yoktur. Onun için ehl-i sünnet alimleri işte peygamberlerin sayısı 124 bindir diye kesin bildirmemişler. 124 binden çok olduğu bildirilmiştir. Aynen öyle nakleder. Evet. Kesin olarak aynı şekilde bildirilmemiş. Bildirilmediği için de çünkü peygamberlerin imanın şartı. Şimdi diyelim ki 300 bin peygamber var diyorsun. Allah Allah. Olmayanlar da peygamber olmayanları peygamber kabul ettin ki küfre girersin. Peki 100 bin desen 124 binden fazlaysa bu sefer peygamber olanları inkar etmiş olursun buyuruyor. Bu imani bir mesele. Burada zanla hareket edilmez. Kesin bildirilmediği için 124 binden fazla olduğu bildirilmiştir. Böyle biliriz, böyle inanırız. Başka bir şey de söylemeyiz. İmam Muhammed Bilgivi'nin Tarikat-ı Muhammediye kitabında ve bu kitabı şerhi olan Berika ve Hadika kitaplarında diyor ki İmam Buhari ve İmam Müslim bildirdikleri hadis-i şerifte elbet bir zaman gelecek ki benim ümmetim İsrail oğulları yani Yahudiler ve Hristiyanlar gibi olurlar. Bir çift ayakkabının birbirine benzedikleri gibi onlara çok benzerler. Öyle olur ki
onlardan biri anasıyla zina etse ümmetinden de öyle yapanlar olur. İsrailoğulları 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır. Bunların 72'si bozuk inanışlarından dolayı cehenneme gidecektir. Yalnız bir fırkası girmeyecektir. Eshab-ı kiram aleyhisselam efendilerimiz o fırka hangisidir ya Resulallah diye arz ettikleri zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben benim ve eshabımın yolunda olanlardır buyurmuşlardır. İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'dan sonra 71, İsa Aleyhisselam'dan sonra 72 fırkaya ayrılmış oldukları Milel ve Nihal ve Berika kitaplarında yazılıdır. İnanışlarından dolayı cehenneme girmekten kurtulacak olan bu bir fırkaya Ehl-i Sünnet ve Vel Cemaat mezhebi denir. 72 fırkadan her biri kendisinin Ehl-i Sünnet olduğunu söylüyor. Zamanımızda da böyle çok. Ben de Ehl-i Sünnetim diye hiç alakası yok adamın. Kendisinin cennete gireceğine inanıyor. Bu iş söylemekle sanmakla anlaşılmaz. Sözlerin ve işlerin ayet-i kerimelere ve sahih hadis-i şeriflere uygun olmasıyla anlaşılır. Ehl-i Sünnet mezhebi de Maturidi ve Eşari olarak ikiye ayrılmış ise de ikisinin aslı bir olduğundan ve birbirlerini kötülemediklerinden ikisi bir sayılır. Ehl-i Sünnet fırkası ibadette ve bütün işlerde dört mezhebe ayrılmıştır. Dördünün imanı hep bir olduğundan hepsi bir fırkadır. Bu dört mezhep ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan hükümlerde birbirlerinden ayrılmışlardır. Hepsi bu hükümleri anlamak için içtihat etmiş, çok uğraşmış, başka başka anlamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan hükümlerde ayrılıkları yoktur. Zaten kesin olarak bildirilen herhangi bir hükümde içtihat olmaz buyuruluyor. O olmaz. Ancak üstü örtülü ise o zaman aynı şekilde orada içtihat olur. Başka türlü olmaz. Böyle manaları açık ve kat'i olan naslarda içtihat yapılmaz. Açıkça bildirilmeyen, inanılacak şeylerde içtihat ederken yanılan affolmaz. Böyle yanılarak itikadı bozulmuş olan 72 bir fırkaya bidat sahibi veya dalalet ehli yani sapık denir. Fakat bunlara kafir denilmez. Şimdi bu Ehl-i Sünnet alimleri bu sapık kelimesini hep kullanmışlar. Biz de zaman zaman kullanıyoruz. Tabii kitaplarda böyle geçtiği için kullanıyoruz. Bazen bazıları telefon edip efendim sapık kelimesini kullanmasın. Şimdi sapık kelimesi cinsi sapık olarak kullanılıyor. Evet. Yani, halbuki sapık doğru yoldan ayrılmak demektir. Dinde açıkça bildirilmiş olan şeylerden bir tanesine bile inanmayanın imanı gider. Kafir olur. Yanlış içtihat ederek imanı gidenlere mülhit denir. 72 sapık fırkadan batini, mücessime, bu İbn-i Teymiye de mücessime fırkasından, müşebbihe den bir kısmının ve ibahilerin mülhit oldukları, yani zındık oldukları, dinsiz oldukları Reddül Muhtar'da ve Nimet-i İslam kitaplarında da yazılıdır. Evet. Bir insan ya Müslümandır yahut da kafirdir. Müslüman da ya Ehl-i Sünnet mezhebindedir yahut bidat ehli yani sapıktır. Bundan anlaşılıyor ki Ehl-i Sünnet mezhebinde olmayan yani mezhepsiz olan kimse ya sapıktır veya kafirdir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. Çünkü Ehl-i Sünnet'ten ayrılan bir kimse kaygan bir zemindedir. Her an küfre düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Her an ama. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri açıkça buyuruyor ki Ehl-i Sünnet olmayan ya sapıktır veya kafirdir buyuruyorlar. Kafirler de ikiye ayrılır. Kitaplı kafirler, kitapsız kafirler. Bir peygambere ve buna gökten inen kitaba inanan kafirlere Ehl-i Kitap yani kitaplı kafir denir. Kitapları ve imanları değişmiş, bozulmuş olsa da bunların kendi dinlerine göre besmele okuyarak bıçakla kestikleri hayvanlar yenir. Fakat domuz hiç yenmez. Bunların kızlarıyla evlenilebilir. Fakat bunlara Müslüman kızı verilmez. Şimdiki Yahudi ile Yahudiler ile Hristiyanların kendi bozuk dinlerine bağlı olanları kitaplı kafirdirler. Hiçbir peygambere ve semavi bir kitaba inanmayan kafirlere kitapsız kafir denir. Bunlar kesikleri yenmez, kızları alınmaz ve kız verilmez. Müşrikler, Allahsızlar, putperestler, mecusiler, brehmenler, budistler, mülhitler, zındıklar, münafıklar ve mürtetler hep kitapsız kafirdirler. Allah-u Teala'dan başka şeylere tapanlara müşrik denir. Müşrikler ikiye ayrılır. Uluhiyette müşrik ve ibadette müşrik. Uluhiyette müşriklerden biri mecusilerdir. Bunlar ateşe tapar. Halık yani yaratan ikidir. Biri yezdan olup iyilikleri yaratır. Öteki ise ehriman olup kötülükleri yaratır derler. Eski tabiyeciler her şeyi tabiat yaratıyor. Yani zamanımızın aynı şekilde ateistleri her şeyi tabiat yaratıyor dediler. İbadette müşrik olanlar putperesttirler. Bunlar kendi elleriyle yaptıkları heykellere
tapınırlar. Putlar kıyamette Allah'a bizim için şefaat edecek derler. Hristiyanların çoğu Trinite yani teslis yapıyor. Yani üç tanrı olduğuna inanıyorlar. Çoğu da İsa Aleyhisselam'a tanrı diyor. Yahudilerin bir fırkası da Uzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğludur diyor. Hepsi yani Yahudilerin Uzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyenler kısmı ve Hristiyanlardan o teslise inananların hepsi müşrik oluyor. Fakat tabii ellerindeki kitabın gökten indiğine inanmaktadırlar. Mesela her şeyi inkar eden komünistler, masonlar. Bunlar da aynı şekilde yani ilahsız, uluhiyetsiz kafirdirler. Anası babası Müslüman olup da kendisi Müslüman olmayana mürtet denir. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmayan fakat dünya menfaati için Müslümanlara karşı Müslüman görünene münafık denir. Münafık başka dindedir. Müslümanların arasında onlar gibi ibadet yapar, Allah ismini dilinden düşürmez fakat bozuk inançlarını saklar. Peki insan ila nihayet böyle bozuk inançlarını hep saklayabilir mi? Yok, saklayamazmış. Saklayamaz. Sıkıştırdığı zaman o anda küt diye içindekini söyleyiverir. İnsanı sıkıştırdığı zaman. Onun için mesela hani efendim işte biz iki samimi dostuz, birbirimizi çok seviyoruz. Şöyle muhabbetimiz var, böyle muhabbetimiz var. Damarına bas bakayım bir. Nasıl damarına bas da bak nasıl. O zaman aynı şekilde senin hakkında neler düşünüyor, o zaman patır patır nasıl söyler o? Ortaya çıkar. Tabii, o zaman ortaya çıkar. Hiçbir dinde olmadığı, Allah-u Teala'ya inanmadığı halde Müslüman görünüp Müslümanlığı değiştirmeye, dinsizliği Müslümanlık olarak yaymaya uğraşana ne denir? Buna da zındık denir buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Hatta bir tane var böyle zamanımızda yaşayan zındıklardan. Bir televizyon programında bir dinleyicimizin birisi demişti. Efendim dedi işte falan kimse diyor ki zındık yok. Bu sonradan uydurulmuş. Adam kendisi zındık olduğu için zındık yok diyor. Zındık var. Olmaz olur mu? Hiçbir dinde olmadığı, Allah-u Teala'ya inanmadığı halde Müslüman görünüp Müslümanlığı değiştirmeye, dinsizliği Müslümanlık olarak yaymaya uğraşana zındık denir. Zındık, Allah'a Celle Şanuhu ve Muhammed Aleyhisselam peygamber olduğuna inandığını, Kur'an'a ve hadislere uyduğunu söyler. Fakat Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri kendi cahil kafasına ve kısa görüşüne göre manalandırır. Bu bozuk anladıklarını, sapık düşüncelerini Müslümanlık olarak yaymaya uğraşır. Ehl-i Sünnet alimlerinin doğru sözlerini beğenmez. İslam alimlerine cahildir. Böyle zındıklara da şimdi aydın din adamı, müceddit ve dinde reformcu deniliyor. Böyle cahil, zındık, sahte din adamlarına aldanmamalı. Bunların kitaplarını, dergilerini veyahut da gazetedeki yazılarını okumamalıdır. Evet. Müslüman olduğunu söyleyen, kelime-i şehadet okuyan kimseye şüphe ile küfür damgası basılamaz. İbn Abidin Hazretleri bu konuda buyuruyor ki, Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin bir işinde veya sözünde birçok küfür alametleri ile bir iman alameti veya küfür olması şüpheli olan bir alamet bulunsa buna kafir dememelidir. Çünkü Müslümana iyi zan olur. Peki ne olur? Hani bir cümlesi uygunsuz bir şey söylemiştir. Tevil olunur buyuruyor. Yoksa hemen küfür damgasını basmak o uygun değildir. Bezzasiye Fetvası da şunu ekliyor ki küfür alametini dilediği açıkça anlaşılınca kafir olur. Tevil etmemiz fayda vermez. Hani kafirliği alenen ifade eden bir cümle, bir kelime veyahut da buna benzer bir şey söylemiş veya yapmışsa artık orada zırva tevil götürmesi hesabı artık o tevil götürmüyor efendim. Evet hocam. Din kelimesi lügatta yol yani sözlük anlamı itibariyle yol, iş ve mükafat anlamındadır. Millet yazı yazmak demektir. Bir peygamberin Allah-u Teala'dan getirdiği inanılacak şeylere din veya millet yahut usulü din denir. Peygamberlerin bu manada olan dinleri, milletleri hep birdir. Din su kaynağı demektir. Bir peygamberin yapılmasını emir veya yasak ettiği şeylere ahkam-ı şer'iye ve furu-u din denilmiştir. Peygamberlerin dinleri başka başkadır. Bugün din deyince iman edilecek bilgiler ve İslam birlikte anlaşılmaktadır. Muhammed Aleyhisselam'ın dinine İslam dini veya İslamiyet denir. Her müminin Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdikleri iman edilecek şeyleri öğrenmesi ve bunlara göre inanması vaciptir. Yani buradaki vacip yani farzdır. Böyle olması lazımdır. Bunlara kısaca inanan doğru mümin olur. Fakat sebeplerini öğrenmediği için
günaha girer. Yapılması ve sakınılması lazım olan ahkamın yani hükümlerin delillerini, sebeplerini öğrenmek emir olunmadı. Bunların sebeplerini bilmemek günah olmaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ibadetlerle alakalı, yasaklarla alakalı hükümler bildirilmiştir. Biz birinci derecede bu hükümlerin farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, haram mıdır, mekruh mudur, tahrim mekruh mudur, tenzihi mekruh mudur, fıkıh kitaplarını, ilmihal kitaplarını öğrenmekle mükellefiz. Peki bunların sebeplerini, illetlerini, hikmetlerini öğrenmemiz men edilmiş midir? Hayır. Abdestin faydaları, guslün faydaları, namazın faydaları, orucun faydaları. Bunları öğrenmemizde herhangi bir beis yok. Bunları anlatmamızda da bir beis olmadığı gibi men edilen kısım namazın şu faydası varmış ben namaz kılayım. Orucun şu faydası varmış ben oruç tutayım. Emir olduğu için biz namaz kılıyoruz. Emir olduğu için zekat veriyoruz. Emir olduğu için oruç tutuyoruz. O faydalara da kavuşuyoruz. Ama birinci bölümde bitti böylece. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Gönül Pınarı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz iman eden sonsuz saadete kavuşur. Evet hocam. Efendim, birinci bölümde dilimiz döndüğü kadarıyla iman nedir, ne değildir, iman eden, imanla İslam arasındaki farkı Ehl-i Sünnet alimler nasıl bildirmiştir? İmanda zan olur mu, olmaz mı? Olmayacağını bildiriyorlar. İbadetler zannı galip esastır. Ve iman ettikten sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde ümmetim 70 fırkaya ayrılacak buyuruyor. Doğru iman yani ehl-i sünnet itikadında olmak şart. Zan ile iman olmaz. Orada zan kurtarmaz. Kesinlik ifade etmesi gerekir. Ve imanın şartlarını Amentü duasında toplanmıştır. Bunun hepsine inanmak. Burada ayrılık gayrılık olmaz. Birisini kabul eder mi, birisini kabul etmem olmaz. Birisini kabul etmeyince hepsini reddetmiş olursun. Peygamberler konusunda aynı şekilde öyledir. Bir tanesini bile reddetmek hepsini reddetmek olur. Dolayısıyla Müslüman olduktan sonra Ehl-i Sünnet itikadını doğru olarak öğrenmek, Ehl-i Sünnet itikadı da İmam Muhammed Maturidi Hazretleri ve İmam Eşari Hazretleri iki tane imam var. Fakat ikisinin arasında 3-5 meselede fark var. O da temelde değil. Dolayısıyla amelde 4 mezhebin hepsi 4'ü de itikatta Ehl-i Sünnet olduğu için bunların hepsi birdir. Ve böyle inanması ve böyle bildirilmesi gerekiyor buyuruluyor. Evet hocam. Ve Ehl-i Sünnet itikadına göre büyük günah işleyen kimsenin imanı gitmez. Ancak harama helal derse imanı gider. Mesela kitaplarda günahları ikiye ayırmışlar. Günahı kebair, günahı segair diye. Yani büyük günahlar, küçük günahlar. Yalnız burada bir şey ifade ediyor da Ehl-i Sünnet alimleri bunları anlatırken, tasnif ederken günahın büyük veya küçük olduğuna değil kime karşı yapıldığına dikkat etmeli. Bu sebepten dolayı da bütün günahlardan sakınmalıdır buyuruyor. Mesela büyük günahlar anlatılırken belli tasnifler yapılmış. Bir tasnifte de en büyükleri yedidir diye yapılmış. Mesela onlar da bir şeyi Allah-u Teala'ya ortak yapmak yani şirk. Küfrün çeşitlerinin en kötüsüdür. İkincisi bir insanı veya kendini öldürmek. Üçüncüsü sihir yani büyü yapmak. Çok tehlikeli. Dördüncüsü yetim malı yemek. Beşincisi faiz alıp vermek. Altı muharebe düşman karşısına kaçmak. Yedi temiz iffetli bir kadına gasp etmek. Yani namussuz demek. Zani demek. Zina ediyorsun demek. Her günahın büyük olma ihtimali vardır. Hepsinden de kaçmak lazımdır. Bunu da ekliyor Ehl-i Sünnet alimleri. Küçük günahı çok yapmak büyük günah olur. Büyük günah tevbe edince affolur. Tevbe etmeden ölse Allah Teala dilerse şefaatine veya şefasız da affedebilir. Affolunmazsa ne olur? Cehenneme gider. Zünnar denilen papaz kuşağını veya benzeri şeyleri kullanmak, putlara saygı göstermek, din kitaplarını aşağılamak, din alimleriyle alay etmek, küfre sebep olan bir şey söylemek, kısacası dinde saygı duymak lazım olan şeyi aşağılamak ve aşağılanması lazım olan şeye saygı göstermek küfürdür, imanı götürür. Bunlar İslam dinine inanmamak, inkar etmek alametidir. Küfrün işaretleridir buyuruyor.
Allah-u Teala tevbe edenleri sever, affeder. Sonra o günahı tekrar yaparsa tevbesi bozulmaz. İkinci bir tevbe lazım olur. Tevbe ettiği bir günahı hatırlayınca, günahı işlediğine sevinirse tekrar tevbe lazım olur. Hak sahiplerinin haklarını ödemek veya helal ettirmek ki, gıybet ettiği kimseden af dilemek ve rızasını almak, yapmamış olduğu farzları kaza etmek farzdır. Bunlar tevbenin kendisiliği şartlarıdır. Bir lirayı sahibine geri vermek, 1000 sene nafile ibadet yapmaktan ve 70 nafile haçtan daha iyidir. Günahı bir daha yaparsam tevbem bozulur diyerek tevbe yapmamak doğru değildir. Cahilliktir, şeytanın aldatmasıdır. Her günahtan sonra hemen tevbe etmek farzdır. Tevbeyi 1 saat geciktirince günah 2 kat olur. Bundan anlaşılıyor ki kaza namazlarını kılmayanın günahları her namaz kılacak kadar zaman kat kat artmaktadır. Bunun için de böyle mübarek zaman dilimlerinde, mübarek gecelerde, 3 aylarda, Ramazan-ı Şerif'te, yani böyle ibadet yapacağın şartınız ama namaz kılmak istersen kaza kıl. Benim kaza borcum bir daha bittiyse o zaman mübarek olsun. İstediğin kadar nafile namaz kılabilirsin. Tövbe ettim demek de tövbe olmaz buyuruyor kitaplarda. Çünkü tevbenin sahih olması için 3 şart lazımdır buyuruyor. 1- Hemen günahı bırakmalıdır. Hem içki içmeye devam ediyor, tövbe tövbe diyor, gene içiyor. O tövbe olmaz o. Hemen bırakmalı. 2- Günah işlediğine Allah-u Teala'dan korktuğu için utanmak ve pişman olmak lazımdır. 3.'üncüsü de bu günahı bir daha hiç yapmamaya gönülden söz vermektir. Allah-u Teala şartlarına uygun olan tövbeyi kabul edeceğine söz vermiştir. Şimdi bir de mesela dinimizin bildirmiş olduğu ahlakınızı yenileyiniz, güzelleştiriniz. Tabii o artık imanın ibadet haline dönüyor. Sadece şeyde değil, söyleyiver, namaz, oruç değil. Mesela kötü huylar var, onlar da değişmesi gerekir. İyi huylu olması gerekir. Ahlak değişir, bunun için de ahlak değişir, iyi huylu olmaya çalışmalıdır buyuruyor. Namazını kılıyorsun ama önündekini ısırıyorsun, arkandakini tekmeliyorsun. Herkesi de affedersin hani... Her halkı yiyorsun. Kene gibi ısırıyorsun. Veyahut da aynı şekilde akrep gibi sokuyorsun, yılan gibi sokuyorsun. Ondan sonra da ben Müslüman olmaz o. Değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Ve bir de insanı korkutan mesela iman insanı ebedi saadete kavuşturuyor. Doğru, amenna. Ama ebedi saadete kavuşabilmek için ahirete imanlı olarak gitmek gerekir. Bunun için kitaplarda buyuruyor ki bir insanın ahirette mümin olup olmayacağı son nefeste belli olur buyurmuşlar. 60 senelik bir kafir ölümünden az önce Müslüman olsa ahirette mümin olarak dirilir. Peygamberlerden başka ve cennete girecekleri bildirilmiş olanından başka kimse için cennetlikte denilemez. Çünkü son nefesin nasıl olacağı bilinemez. Çok misalleri var bunların. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Amin. Son nefeste iman selameti nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah. Bir mümin ahirete gittikten sonra dünyada hayratı ve hasanatı kalsa yahut faydalı kitapları, salih çocukları kalıp ona dua etse bu mümine sevap yazılır. İnsan ölünce hayır ve şer defteri kapanmaz. Eshab-ı kiramdan Said bin Ubade radıyallahu teala an, ya Resulallah annem öldü, ona ne iyilik yapabilirim dediği zaman su sadakası iyidir buyuruldu. Dua ederken de müminlerin hepsinin ruhuna demelidir. Hepsine vasıl olur. Dua belayı giderir. Sadaka vermek Allah-u Teala'nın gadabını yumuşatır. İnsanı azaptan kurtarır. Eceli gelmemiş olan hastanın şifa bulmasına sebep olur. Allah-u Teala dua etmeyeni sevmez buyuruluyor. Her müminin itikatta ve amelde mezhebini öğrenmesi vaciptir. Mezhep yol demektir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde kapalı bulunan bilgileri müştehit denilen derin alimler iştihad ederek bulur. İtikatta mezhebimiz ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir. Amelde de mesela biz Hanefiyiz ama itikatta ehl-i sünnetiz. Bazısı Şafii'dir, bazısı Hanbelidir, bazısı da Maliki'dir. Ama itikatta hepsi ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi demek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabının ve cemaatin itikadı ve imanları demektir. Eshab-ı kiramın her biri müştehittir. İslam dininin nurudur, ışığıdır. Müslümanların imamları, önderleri ve senetleridir. Onların yolundan ayrılan cehenneme gider. Ehl-i sünnet fırkasının imamı, önderi ikidir. Birisi Ebu Mansur-u Maturidi Hazretleri'dir. Bu da İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin mezhebinde yetişen derin bir alimdir. Hanefi alimleri bunun mezhebindedirler. İkincisi Ebu'l-Hasan Eşari Hazretleri'dir. Şafii mezhebindeki alimlerin büyüklerindendir. Çok derin alimdir. Bu iki mezhep arasında çok az fark vardır. Bugün iştihat edebilecek kadar derin alim yok gibidir. Evet. Her Müslümanın 4 mezhepten birinin ilmihal kitaplarını okuyup öğrenmesi
imanını ve bütün işlerini buna uydurması lazımdır. Böylece bu mezhebe girmiş olur. Dört mezhepten birine girmeyen kimse ehl-i sünnet olmaz, mezhepsiz olur. Mezhepsiz olan da ya 72 bozuk fırkadan birindedir yahut da kafir olmuştur, haberi bile yoktur. Esavi tefsirinde Kehf suresinin 24. ayetinin tefsiri haşiyesinde buyuruluyor ki, dört mezhepten olmayan kimsenin sözü sahabinin sözüne veya sahih olan hadis-i şerife yahut ayet-i kerime uygun olsa da buna uymak caiz değildir. Dört mezhepten birinde olmayan kimse sapıktır. Başkalarını da hak yoldan ayırmaktadır. Dört mezhepten ayrılmak küfre kadar gider. Müteşabih ayetlere zahirleri gibi mana vermek kafirlerin adetleridir buyuruluyor bu kitapta. Evet. Bir din adamı ehl-i sünnet mezhebinde olduğunu bildiriyorsa ve mezhebinin bilgilerini yayıyorsa onun sözleri ve kitabı kıymetli olur. Okuyanlar faydelenir. Mezhepsizlerin din kitapları zararlıdır. Okuyanların dinini, imanını bozar. Dostlarımıza, din kardeşlerimize vasiyetimiz şu olmalı. Ehl-i sünnet mezhebini öğrenmeye ve çocuklarını öğretmeye çalışmalıdırlar. Bazı kitapların sonunda yazılı olan kitaplardan her biri, mesela bu Hakikat kitabının kitaplarının hemen hemen hepsinde ehl-i sünnet alim kitaplarının tercüme edildiği bildiriliyor. Bu kitaplardan almalı, okumalı, öğrenmeli, tanıdıklara, hatta bütün Müslümanlara yayma, dağıtmaya uğraşmalıdır. Böylece cihaz sevabı, emr-i maruz yapma sevabı kazanılmış mı olur? Elbette. Çünkü Hakikat kitabının kitapları, tam İmran-ı Said Tebedi'ye mektubat, faideli bilgiler, herkese lazım olan iman, hak sözü vesikaları, İslam ahlakı, Eshab-ı Kiram, kıyamet ve ahiret, İngiliz casusunun itirafları, kıymetsiz yazılar, Şevahüdün Nübüve, Menakıb-ı Çahariyari Güzin, namaz kitabı gibi kitapların hepsi ehl-i sünnet alimlerin kitaplarından hazırlanmış, hazırcacık. Hangi kitaplardan alındığı da naklen aynı şekilde bildirilmiştir. Bunları almalı, okumalı ve mutlaka aynı şekilde yaymalı. Böylece cihat sevabı asıl. Cihat demek ihtilal yapmak, amirlere karşı gelmek ve hükümete isyan etmek, dövmek, yıkmak, kırmak, sövmek demek değildir. Böyle şeyler yapmak fitne çıkarmak olur. Yani bölücülük olur. Müslümanların ezilmesine, hapse girmesine ve din, iman bilgilerinin yasak edilmesine yol açar. Böyle fitne çıkaranlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiştir. Hapse girmeyi istemek bir Müslüman için şeref değildir. Müslüman için şeref, İslam'ın güzel ahlakını edinmek, herkese iyilik etmek, İslamiyet'e uymak, her mahluka faydalı olmaktır. Hapse giren bu şereflerden mahrum kalır. Kendini tehlikeye atmak ahmaklıktır, günahtır. Allah-u Teala kendinizi tehlikeye atmayınız buyurmuştur. Cihat etmek, Allah-u Teala'nın dinini onun kullarına ulaştırmak için çalışmak demektir. Cihat, üç türlü yapılır buyuruyor kitaplarda. Birincisi, milletlerin başına geçmiş olup onları köle gibi kullanan, İslam dinini işitmelerine mani olan, emrindeki insanlara zulüm, işkence yapan, zalimlerle harp edip onları kahır ve yok ederek İslam dinini insanlara duyurmaktır. İslam dinini işitenler Müslüman olup olmamakta serbesttirler. İsterlerse Müslüman olurlar, isterlerse İslam'ın ahkamına, kanunlarına tabi olarak yaşar. Kendi ibadetlerini yaparlar. Bu silahlı cihadı yalnız hükümet yapar, devletin ordusu yapar. Bütün Müslümanlar hükümetin verdiği vazifeleri yapmak suretiyle bu cihada iştirak ederek cihat sevabına kavuşurlar. Dinimizi, milletimizi yok etmek için saldıran kafirlere karşı da müdafaa için cihat yapar. Ayrıca İslam dinini bozmak, yıkmak için tuzaklar hazırlayan bidat ehli, sapık, bölücü kuvvetlerle de harp eder. Bütün millet hükümete yardımcı olarak cihat sevabına kavuşurlar. Peki cihadın ikinci nevi? Vaazlar, kitaplar, radyo ve televizyonlar ile İslam ilimlerini, güzel ahlakını, adaletini ve insanlara verdiği hak ve hürriyetleri bütün insanlara duyurmaktır. Cihadın üçüncü şekli ise birinci ve ikinci cihatları yapanlara dua ile yardım etmektir. İslamiyeti yaymak için silahlı cihat yapmak farz-ı kifayedir. Düşman hücum ettiği zaman her erkeğe bunlar kafi gelmezse kadınlara ve çocuklara da farzayın olur. Bunlar da kafi gelmezse bütün dünyadaki Müslümanların bunlara da yardım etmeleri farz olur. Cihadın ikinci nevi gücü yetenlere. Üçüncü nevi ise herkese, her zaman farzayındır. Cihadın ikinci nevini yapabilmek için kanunlara uyarak ehl-i sünnet kitaplarını yaymaya çalışmalıdır. Dünya için durmadan çalışılıyor. Müslüman olan ahiret için de durmadan çalışmalıdır. İslam düşmanları İslamiyet'i yok etmek için hep çalışıyorlar. Müslümanların buna karşı koymak için iki şey yapması lazımdır. Birincisi, çocuklarını Kur'an-ı Kerim kursuna göndermelidir.
Şimdi elhamdülillah yani Türkiye'mizde Diyanet İşler Başkanlığı'nın başlatmış olduğu bu yaz kursları var şimdi evet. Camilerde. Ha kalabalık oluyor, o ayrı bir mesele. Ama hiç olmazsa çocuğunu oraya gönder. Benim imkanım yok da şuydu buydu falan. Ha bazen mesela özel aynı şekilde kreşler adı altında faaliyet gösterenler de oluyor. Veyahut da evinde aynı şekilde özel olarak öğretenler de oluyor. Ha, tercih meselesi bu. Ama en azından kendin biliyorsan kendin. Genellikle insanın kendisi kendisine ve evladı yani faydalı olamayabiliyor. Bunun için mutlaka bir hocaya göndermesi gerekir. Türkiye'de de bu imkanlar mevcut. Dolayısıyla bu fırsatlar Allah-u Teala bir verir, bazen de kaldırıverir. Kaldırıverdiği zaman da bulamazsın. Bu imkanlar bugün mevcutken sen çocuğuna Kur'an-ı Kerim öğretmezsen, ilmihal bilgilerini öğretmezsen yarın mahşer günü Allah-u Teala bunun hesabını sormaz mı? Elbette ki sorar. Elbette ki sorar. Onun için hani Müslümanların bu din düşmanlarına karşı yapması için bir, çocuğuna Kur'an-ı Kerim öğretecek ilmihal bilgin, iki, Ehl-i Sünnet aliminin kitaplarını yaymaya çalışmalıdır. Şimdi vay efendim şunlar şöyle söyledi böyle söyledi. Öyleyse onun alternatifi zehir yayılıyor. Panzehir yayacaksın. Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları panzehirdir. Zehire karşı, mezhepsizlik zehirine karşı, bidat ehli, bidat zehirine karşı panzehirdir. Bunu yaymak her Müslümanın, her Ehl-i Sünnet itikadındaki Müslüman bunu kendine dert edinmesi lazım. Mutlaka efendim ben yayamıyorum. Ha yayamıyorsan parasını ver. Mesela diyelim ki İstanbul'dasın hakikat kitabı. Ne dersin ki arkadaşa sana 100 lira. Bedelini ödüyorum. Bu kadar mesela, kitap da bu kadarlık. Kitap gönder. Yurt dışına gönderiliyor. Ve hatta diyelim ki bunu kendisine aynı şekilde alır kitapla. Hayır dert edinmiştir. Alıyor dağıtıyordur. Mesela parasıyla satıyordur. Ona diyeceksin ki arkadaş al sana 100 lira. Bu kitapta da bedava dağıt gittiğin yerde. O da hizmet midir? Tabii hizmettir. Ama efendim işte adam almazsa. Ecem zaten aynı şekilde adamın 40 tane sıkacak halin yok ya. Bazen mesele çıkar arkadaş diyor. Ben şu kitabı almak isterdim ama param yok. İşte hazır sana birisi de para desteği verdi. Dolayısıyla iyi o zaman ben sana bunu hediye ettim desin. Bazen mesela bizde de oluyor falan. Bir dinleyicimizin birisi gelmişti böyle de. Biz işte kitap verdik falan. Ondan sonra dedi ki parasını vereyim. Yok dedim bundan parası verildi. Kim verdi? Yalarsa mesela vatandaş geliyor diyor ki benim diyor fazla bir katkım yok. Ya diyor sana 3 kuruş. Şu kitaptan 3 tane 5 tane neyse ver, gelene verirsin. Veriyorsun. Çünkü bu nimete kavuşunca bu nimetin yarın ahirette bize hesabı sorulacak. Mutlaka ya bizzat fiili olarak dağıtacaksın veya da aynı şekilde ona katkıda bulunacaksın. Diyelim ki efendim ben feşliyim, param da yok. O zaman dua edeceksin. Mutlaka dua edeceksin. Ve Fetavai Hindiye'de buyuruyor ki hayrat, hasenat yapmak isteyen kimsenin hastane gibi umuma yarayan bir bina yapması, köle azat etmesinden daha eftaldir, daha iyidir. Niye? Köleyi azat ettin, hürriyetin bir gün ölecek. Ama o hastane efendim yıkılacak bir ürün. Yıkılsın, yıkılıncaya kadar mesela 100 sene, 200 sene ayakta duruyor. Bir kişiye değil, yüzlerce kişiye. Bir köleyi azat ettin, bir kişiye faydası var. Ama bir hastane yaptın, yüzlerce kişiye aynı şekilde faydası var. Evet. Fetavai Hindiye'de öyle buyuruyor. Bir daha tekrar ediyorum. Hayrat, hasenat yapmak isteyen kimsenin hastane gibi umuma yarayan bina yapması, bak herkese yarayan bir şey yapması, köle azat etmesinden daha eftaldir, daha iyidir. Mesela daha önce kölelik vardı. O zaman da Müslümanların elinde böyle köleler varsa bir şey yaptığı zaman köle azat etmek. Onlar hürriyetine kavuşturmak isteniyordu. Din, fen, ahlak gibi faydalı kitaplar neşretmek. Bunlar hepsinden daha faydalı. Mesela buyuruyor ki adam hastadır. Hastaneye götürdün. Adamı tedavi ettin. Sıhhatine kavuştu. Ama bir gün gelecek gene ölecek o. Peki ölürken imansız giderse ne olacak? Bir kıymet ifade etmedi ki. Onun için de Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını buna verdiğin zaman bu kimse imana kavuşacak veyahut da bozuksa itikadını düzeltecek. Ebedi saadete kavuşacak. Onun için din, fen, ahlak gibi faydalı kitaplar neşretmek her şeyden daha eftaldir. Fıkıh kitapları hazırlamak, neşretmek nafile ibadetleri yapmaktan daha sevaptır. Mesela bir kimse oturmuş evinde 200 rekat namaz kılıyor. Tamam. Mübarek olsun. Ama öbürü de mesela diyelim ki bir torbanın içerisine koymuş. Ne diyelim herkese lazım olan iman kitabından 50 tane dağ bayır dolaşırsın dağıtmış. Ama 5 vakit namazını da kılmış tabii ki. Öbürsü geceleri 200 rekat namaz kılıyor. O sadece kendini düşündü.
Ama öbürüsü heybesine torbasına neyse koyduğu 50 kitapla 50 tane vatandaşa ulaştı. 50 kişinin itikadını düzeltmesine, doğru yola girmesine, hidayete kavuşmasına vesile oldu. Bunun yaptığı iş onunkinden daha mı eftaldir? Evet, onunkinden daha eftaldir. Hatta yani zaman zaman anlatıyoruz, iki kardeş varmış. Bunun ikisi de anneleri hasta, muhtaç, ona bakıyorlar. Nöbetleşe bakıyorlar ama. Birisi böyle ibadete düşkün. İşte sıra kardeşindeyken bu o gece ibadet yapıyor. Doyamıyor ibadete. Ertesi gün kardeşine diyor ki ya kardeşim ben diyor doyamadım. Bu gece de aynı şekilde ben ibadet etsem de sen anneme baksan olur mu? Olur olur, hay hay diyor. Bakıyor. Fakat gece ibadet yaparken bir ara yoruluyor. Gözleri kapanıyor. Bir rüya görüyor. Rüyasında bakmış. Cennette köşk, köşkün üzerinde kardeşinin aynı şekilde ismi yazılı. Melekler var orada. Meleklere yaklaşıyor. Diyor bir yanlışlık var diyor. İbadet yapan benim diyor. Kardeşim değil. Bu köşk benim olması lazım. Melekler şöyle bakıyorlar. Yok diyor, yanlış değil. Ama ibadetten benim. Doğru diyorlar. İbadetten sensin. Allah-u Teala senin ibadetine ihtiyacı yok diyorlar. O muhtaç olan birisine yardım ediyor. Dolayısıyla bu köşk ona ait. Evet. Onun için herhangi bir kimsenin dinini, imanını düzeltmesine yardım etmek öbüründen daha eftal midir? Evet, eftaldir. Cenab-ı Hak iman edip doğru iman sahibi olup ve bunu muhafaza ederek ahirete intikal edenlerden eylesin inşallah. Amin inşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.